Herkese merhaba. Bilincin kuantum mekaniğini etkileyip etkilemediği konusu hem büyüleyici hem de karmaşık bir konu. Öncelikle bilincin ne olduğuna bir bakalım. Bilinç, kendimizin ve çevremizin farkında olma halidir. Düşünme, hissetme ve deneyimleme yeteneğidir. Bu farkındalık hali, yüzyıllardır bilim insanlarını ve filozofları şaşırtmıştır. Birçok kişi bilinci tanımlamaya ve açıklamaya çalışmış olsa da, İnsan varoluşunun en gizemli yönlerinden biri olmaya devam etmektedir. Öte yandan kuantum mekaniği, parçacıkların en küçük ölçekteki, atom ve atom altı parçacıklar düzeyindeki davranışlarını inceleyen bilim dalıdır. Belirsizlik ve olasılığın hüküm sürdüğü, parçacıkların aynı anda birden fazla durumda var olabildiği ve kuantum dolaşıklığı adı verilen bir olgu aracılığıyla büyük mesafeler boyunca birbirine bağlanabildiği bir alandır. Kuantum mekaniğinin ilkeleri, gerçeklik hakkındaki geleneksel anlayışımıza meydan okuyarak onu modern bilimin en devrimci araştırma alanlarından biri haline getirir. Bilinç ile kuantum mekaniğinin kesişimi bazı ilgi çekici soruları gündeme getirmektedir. Bu soruların başında, bilinçli bir gözlemcinin eyleminin kuantum olaylarının sonucunu etkileyip etkilemediği gelmektedir. Bu fikir, Schrödinger'in kedisi olarak bilinen ünlü düşünce deneyiyle güzel bir şekilde örneklendirilmiştir. Bu senaryoda bir kedi, bozunma olasılığı %50 olan ve bozunursa kediyi öldürebilecek zehirli bir gaz salacak olan radyoaktif bir atomla birlikte kapalı bir kutuya yerleştirilir. Kuantum mekaniğine göre, kutu açılıp gözlemlenene kadar kedi hem canlı hem de ölüdür. Bu paradoks, bir kuantum sisteminin durumunu belirlemede gözlemcinin rolünü vurgulamaktadır. Bu kavram, dalga fonksiyonu çöküşü olgusuyla daha da desteklenmektedir. Kuantum mekaniğinde parçacıklar, aynı anda birden fazla konumda veya durumda olabilecekleri anlamına gelen süperpozisyon durumunda bulunurlar. Bir gözlem veya ölçüm yapıldığında, dalga fonksiyonu çöker ve parçacık belirli bir konumda veya durumda var olur. Bazı kuantum mekaniği yorumları, bu çöküşün yalnızca bilinçli bir gözlemci dahil olduğunda meydana geldiğini öne sürerek, bilinç ile fiziksel dünya arasında bir bağlantı olduğunu ima eder. Gözlemin kuantum sistemleri üzerindeki etkisini gösteren en ünlü deneylerden biri çift yarık deneyidir. Bu deneyde elektron gibi parçacıklar üzerinde iki yarık bulunan bir ekrana doğru ateşlenir. Gözlemlenmediğinde parçacıklar dalgalar gibi davranarak ekranda bir girişim deseni oluşturur. Bununla birlikte, gözlemlendiklerinde parçacıklar gibi davranırlar ve girişim deseni kaybolur. Bu deney, yalnızca gözlemleme eyleminin kuantum parçacıklarının davranışını değiştirebileceğini göstermektedir. Bilincin kuantum olaylarını etkileyebileceği fikri, katılımcı antropik ilke olarak bilinen yorumda da incelenmiştir. Fizikçi John Archibald Wheeler tarafından öne sürülen bu ilke, evreni var etmek için gözlemcinin gerekli olduğunu savunur. Wheeler'e göre evren, bilincin gerçekliğin şekillenmesinde temel bir rol oynadığı katılımcı bir süreçtir. Bu görüş, bilinçli bir gözlemci olmasaydı, bildiğimiz şekliyle evrenin var olamayabileceğini ima eder. Bilinç ile kuantum mekaniği arasındaki ilişkiyi araştıran bir diğer teori ise, fizikçi Roger Penrose ve anestezi uzmanı Stuart Hameroff tarafından ortaya atılan düzenlenmiş objektif indirgeme, ORC-OR teorisidir. Bu teoriye göre bilinç, beynin mikrotübüllerinin içindeki kuantum süreçlerinden kaynaklanmaktadır. Sinir hücrelerinin içindeki bu küçük yapılarının kuantum durumlarını destekleyebildiği ve bu durumların çöküşünün bilinçli deneyimi yarattığı öne sürülmektedir. ORC-OR teorisi, bilincin kuantum mekaniği ile derinden bağlantılı olduğunu ve algılarımızın beynimizde meydana gelen kuantum olaylarının doğrudan bir sonucu olduğunu savunur. Bu fikirler son derece ilgi çekici olsa da, bilim camiasında hala oldukça spekülatif ve tartışmalıdır. Birçok fizikçi ve sinir bilimci, bilincin kuantum olaylarını etkileyebileceği görüşünü destekleyecek hiçbir somut kanıt olmadığını savunmaktadır. Bilinci içeren kuantum mekaniği yorumlarının, olası birçok yorumdan sadece biri olduğunu ve hangisinin doğru olduğu konusunda bir fikir birliği olmadığını savunmaktadırlar. Dahası, bazı bilim insanları, bilincin kendisinin, evrenin temel bir yönü olmak yerine, beynin karmaşık süreçlerinden ortaya çıkan bir özellik olabileceğini savunmaktadır.
kuantum mekaniğinin beyin fonksiyonunda rol oynayabileceğini, ancak bunun bilincin dış dünyadaki kuantum olaylarını etkileyebileceği anlamına gelmediğini savunmaktadırlar. Bu görüşe göre, bilinç ile kuantum mekaniği arasındaki ilişki, gerçekliği bilincin şekillendirmesinden ziyade, beynin iç işleyişini anlamakla ilgilidir. Tüm bu tartışmalara rağmen, bilincin ve bunun kuantum mekaniği üzerindeki potansiyel etkisinin araştırılması, yeni araştırmalara ve felsefi araştırmalara ilham vermeye devam etmektedir. Örneğin bazı araştırmacılar, kuantum süreçlerinin, insan düşüncesinin ve karar verme süreçlerinin belirli yönlerini açıklayıp açıklayamayacağını araştırarak, kuantum biliş olasılığını araştırmaktadırlar. Bu araştırma yönü, beynimizin bilgiyi işlemek ve kararlar almak için kuantum ilkelerini kullanıp kullanmadığını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bir diğer ilgi alanı da kuantum bilincinin yapay zeka için potansiyel çıkarımlarıdır. Eğer bilinç gerçekten kuantum mekaniği ile bağlantılıysa, bunun yapay zekanın geliştirilmesi için derin çıkarımları olabilir. Bilincin kuantum doğasını anlamak, bilim insanlarının ve mühendislerin daha gelişmiş ve potansiyel olarak bilinçli makineler yaratmalarına yardımcı olabilir. Bu da bilincin doğası ve yapay sistemlerde çoğaltılıp çoğaltılamayacağı konusunda daha fazla soru ortaya çıkarmaktadır. Bilinç ile kuantum mekaniğinin etkileşimi, gerçekliğin doğası hakkında derin felsefi sorulara da değinmektedir. Eğer zihnimiz fiziksel dünyayı kuantum düzeyinde etkileyebiliyorsa, bu nedensellik anlayışımıza ve varoluşun doğasına meydan okuyabilir. Özgür irade, benliğin doğası ve zihin ile madde arasındaki ilişki hakkında sorular sorar. Bu felsefi soruların yanı sıra dikkate alınması gereken pratik çıkarımlar da vardır. Örneğin, eğer bilinç kuantum olaylarını etkileyebiliyorsa, bunun kuantum hesaplama ve bilgi işlemede uygulamaları olabilir. Kuantum bilgisayarlar, daha önce hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde karmaşık hesaplamalar yapmak için süperpozisyon ve dolaşıklık ilkelerine dayanır. Bilincin bu süreçlerdeki rolünü anlamak, teknolojide yeni atılımlara yol açabilir. Bilincin ve kuantum mekaniği üzerindeki etkisinin araştırılması, genel olarak evren anlayışımız içinde çıkarımlar taşımaktadır. Eğer bilinç gerçekliğin şekillenmesinde temel bir rol oynuyorsa, bu evrenin doğası ve içindeki yerimiz hakkında yeni bir anlayışa yol açabilir. Her şeyin birbirine bağlılığı ve gözlemcinin evrenin yapısındaki rolü hakkında daha derin bir kavrayış sağlayabilir. Dahası kuantum mekaniğindeki yerel olmama kavramı, parçacıkların aralarındaki mesafeye bakılmaksızın anında birbirine bağlanabileceğini göstermektedir. Kuantum dolaşıklığı olarak adlandırılan bu fikir, uzay ve zaman konusundaki geleneksel düşüncelerimize meydan okuyan bir bağlantı düzeyini ima etmektedir. Bazı teorisyenler, bilincin de yerel olmama özelliklerini sergileyebileceğini ve herhangi bir belirgin fiziksel bağlantı olmaksızın uzak olayları etkilemesini sağlayabileceğini öne sürmektedir. Dikkate alınması gereken bir diğer nokta da holografik evren fikridir. Bazı fizikçiler, tüm evrenin, her bir parçasının bütünün bilgisini içerdiği bir hologram olarak düşünülebileceğini öne sürmektedir. Bu görüş, kuantum mekaniğinin bazı yorumlarıyla uyumludur ve bilincin tüm evrendeki bilgilere erişme ve bunları etkileme yeteneğine sahip, holografik bir yapıya sahip olabileceğini düşündürmektedir. Bilinç ile kuantum dünyası arasındaki ilişki, zamanın doğası hakkında da sorular sormaktadır. Klasik fizikte zaman, geçmişten geleceğe doğru doğrusal bir ilerlemedir. Bununla birlikte, kuantum aleminde zaman beklenmedik şekillerde davranabilir. Bazı teoriler, bilincin zaman içindeki farklı noktalara erişme, potansiyel olarak geçmiş, şimdiki zaman ve gelecekteki olayları etkileme yeteneğine sahip olabileceğini öne sürmektedir. Bu durum, nedensellik ve zamanın akışı hakkındaki anlayışımız için derin çıkarımlar taşıyabilir. Dahası, bilincin kuantum mekaniği ile bağlantılı olarak araştırılması, değişen bilinç hallerinin incelenmesini de içermektedir. Meditasyon, ölümden dönme deneyimleri ve psikedelik deneyimler gibi deneyimler, genellikle genişlemiş farkındalık ve evrenle birlik duygusu raporlarıyla ilişkilendirilmektedir. Bazı araştırmacılar, bu değişen hallerin, bilincin kuantum doğasına ilişkin içgörüler sağlayabileceğini
ve normalde günlük algımızdan gizlenen daha derin gerçeklik katmanlarını ortaya çıkarabileceğini tahmin etmektedir. Ek olarak, bilinç araştırması, kuantum mekaniği bağlamında bizi algının doğasını yeniden değerlendirmeye davet etmektedir. Duyularımız bize, beynimizin mekanizmaları tarafından filtrelenen, gerçekliğin sınırlı bir görüntüsünü sunar. Kuantum mekaniği, gerçekliğin duyularımızın algılayabileceğinden çok daha karmaşık ve birbirine bağlı olabileceğini göstermektedir. Bilincin kuantum doğasını keşfetmek, algısal yeteneklerimizi potansiyel olarak genişleterek gerçekliği yeni ve derinlemesine şekillerde deneyimlememizi sağlayabilir. Bir diğer ilgi çekici araştırma alanı da kuantum mekaniği ile çoklu evrenler kavramı arasındaki potansiyel bağlantıdır. Kuantum mekaniğinin bazı yorumları, bir kuantum olayının her olası sonucunun ayrı bir evrende gerçekleştiği paralel evrenlerin varlığını öne sürmektedir. Eğer bilinç kuantum olaylarını etkileyebiliyorsa, bu durum zihnimizin bu paralel gerçeklikleri yönlendirmede veya hatta yaratmada bir rol oynayabileceği ilgi çekici olasılığını gündeme getirmektedir. Bilincin kuantum mekaniği üzerindeki potansiyel etkisinin araştırılması etik çıkarımlar da taşımaktadır. Eğer düşüncelerimiz ve niyetlerimiz fiziksel dünyayı kuantum düzeyinde etkileyebiliyorsa, bu durum zihinsel ve duygusal hallerimiz için daha büyük bir sorumluluk olduğunu gösterebilir. Olumlu düşüncenin gücü, kolektif bilincin etkisi ve insanların gerçekliği zihinleri aracılığıyla şekillendirme potansiyeli hakkında sorular sormaktadır. Dikkate alınması gereken ek bir alan da kuantum biyolojisi kavramıdır. Kuantum biyolojisi, dolaşıklık ve süperpozisyon gibi kuantum olgularının biyolojik süreçlerde nasıl bir rol oynayabileceğini araştırmaktadır. Örneğin bazı araştırmacılar, kuantum etkilerinin canlıların güneş ışığını enerjiye dönüştürdüğü süreç olan fotosentezde rol oynayabileceğini öne sürmektedir. Eğer kuantum mekaniği biyolojik sistemleri etkiliyorsa, bu durum bilinç ile kuantum dünyası arasındaki etkileşimli ilişkiye dair daha fazla kanıt sağlayabilir. Dahası, kuantum uyumsuzluğunun incelenmesi, bilinç ile kuantum dünyası arasındaki etkileşime ışık tutabilir. Uyumsuzluk, bir kuantum sisteminin çevresiyle etkileşime girmesi nedeniyle uyumunu kaybettiği ve klasik bir duruma geçtiği süreci tanımlar. Bilincin uyumsuzluğu nasıl etkileyebileceğini veya bundan nasıl etkilenebileceğini anlamak, gerçekliğin ve zihnin doğasına ilişkin yeni bilgiler sağlayabilir. Bu bilimsel ve felsefi düşüncelere ek olarak, bilinç ve kuantum mekaniğinin araştırılması, sağlık ve şifa gibi alanlarda pratik uygulamalara da sahiptir. Bazı alternatif tıp uygulayıcıları, bilincin bedeni kuantum düzeyinde etkileyebileceğini ve potansiyel olarak sağlık ve esenliği etkileyebileceğini öne sürmektedir. Meditasyon, imgeleme ve enerji şifası gibi tekniklerin, vücutta şifa ve dengeyi teşvik etmek için zihnin gücünden yararlandığı söylenmektedir. Dahası, bilinç ile kuantum mekaniğinin kesişimi, manevi ve paranormal deneyimlerin anlaşılması için çıkarımlar taşımaktadır. Birçok manevi gelenek, kuantum mekaniğinin ilkeleriyle yankı bulan birlik, bağlantı ve aşkınlık deneyimlerini tanımlar. Bu bağlantıları keşfetmek, bilim ile maneviyat arasında bir köprü sağlayabilir ve insan deneyiminin ve gerçekliğin doğasının daha bütüncül bir şekilde anlaşılmasını sağlayabilir. Bilincin kuantum mekaniği üzerindeki potansiyel etkisi, bizi yaratıcılığın ve ilhamın doğasını yeniden değerlendirmeye de davet etmektedir. Bazı sanatçılar, yazarlar ve müzisyenler, yüksek yaratıcı anları, daha büyük bir kaynağa bağlı hissetmek veya evrensel akıştan yararlanmak olarak tanımlarlar. Bilincin kuantum doğasını anlamak, bu yaratıcı süreçlere ve yeni fikirlere ve ilhama nasıl eriştiğimize dair içgörüler sağlayabilir. Son olarak, bilinç ve kuantum mekaniğinin araştırılması, ölüm ve ölümden sonraki yaşam anlayışımız için derin çıkarımlar taşımaktadır. Bazı teoriler, bilincin fiziksel ölümden sonra var olmaya devam edebileceğini ve potansiyel olarak kuantum alanıyla etkileşime girebileceğini öne sürmektedir. Bu durum, ruhun doğası, reenkarnasyon olasılığı ve bilincin fiziksel varoluşumuzun ötesine geçmesi hakkında sorular sormaktadır. Dahası, kuantum mekaniği ve bilincin kesişimi, gözlemci etkisini ele almaktadır.
Gözlemci etkisi, gözlemleme eyleminin, gözlemlenen sistemin durumunu değiştirdiği bir olgudur. Bu ilke, kuantum mekaniğinde temel bir kavramdır ve gözlemcinin bilincinin kuantum olaylarının sonucu üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu fikir, bilinçli zihnimizin yalnızca gerçekliği gözlemlemekle kalmayıp, aynı zamanda onu kuantum düzeyinde etkileyebileceği hipotezine yol açmaktadır. Keşfedilmesi gereken bir diğer önemli husus da, bilinçle ilgili kuantum dolaşıklığı kavramıdır. Kuantum dolaşıklığı, iki veya daha fazla parçacığın, birinin durumu, diğerinin durumunu anında etkileyecek şekilde, aralarındaki mesafeye bakılmaksızın, birbirine bağlandığı bir olgudur. Bazı teorisyenler, insan bilincinin kuantum sistemleriyle dolaşık hale gelebileceğini ve potansiyel olarak anlık bilgi aktarımına ve yerel olmayan etkileşimlere olanak sağlayabileceğini öne sürmektedir. Eğer kanıtlanırsa, bu kavram iletişim ve ek olarak bilinç ve kuantum mekaniğinin araştırılması, bizi gerçekliğin felsefi çıkarımlarına daha derinlemesine inmeye teşvik etmektedir. Bilinçli zihnimizin algıladığı gerçekliğin doğası, temeldeki kuantum gerçekliğinden oldukça farklı olabilir. Bu farklılık, insan deneyiminin öznel doğası ve kuantum dünyasının nesnel doğası hakkında sorular sormaktadır. Bu felsefi boyutları araştırarak, varoluşun doğasını, gerçekliğin şekillenmesindeki bilincin rolünü ve insan algısının sınırlarını daha derinlemesine anlayabiliriz. Dahası, bilinç ile kuantum mekaniği arasındaki etkileşimli ilişki, kuantum hesaplama alanına kadar uzanmaktadır. Kuantum bilgisayarlar, aynı anda birden fazla durumda var olabilen kübitleri kullanarak kuantum mekaniği prensipleri üzerinde çalışır. Eğer bilinç kuantum durumlarını etkileyebiliyorsa, bu durum kuantum hesaplama teknolojilerini geliştirmek için yeni olanaklar sağlayabilir. Araştırmacılar, bilinçli süreçlerin kuantum hesaplamaya entegre edilip edilemeyeceğini ve daha verimli ve güçlü hesaplama sistemlerine yol açıp açamayacağını araştırıyorlar. Bu da şifreleme, optimizasyon ve yapay zeka gibi alanlarda devrim yaratma potansiyeline sahip. Bilincin ve kuantum mekaniği üzerindeki etkisinin araştırılması, kuantum süreçlerini anlayarak insanı geliştirme potansiyelini de gündeme getirmektedir. Bazı araştırmacılar, kuantum mekaniğinin gücünden yararlanabilirsek, insanın bilişsel yeteneklerini, hafızasını ve algısını artırabileceğimizi tahmin etmektedir. Bu durum, eğitim, ruh sağlığı ve insan performansı gibi alanlarda önemli ilerlemelere yol açabilir. Keşfedilmesi gereken bir diğer ilgi çekici husus da, bilincin kuantum ışınlanmasını etkileme potansiyelidir. Kuantum ışınlanması, bir parçacığın durumunun, parçacığın kendisinin fiziksel olarak hareket ettirilmeden bir yerden diğerine aktarıldığı bir süreçtir. Eğer bilinç kuantum durumlarını etkileyebiliyorsa, bu durum zihnimizin ışınlanma sürecinde bir rol oynayabileceği olasılığını gündeme getirmektedir. Her ne kadar oldukça spekülatif olsa da, bu kavram gelecekteki araştırmalar ve teknolojik gelişmeler için heyecan verici olasılıklar sunmaktadır. Son olarak, bilincin ve kuantum mekaniği üzerindeki etkisinin araştırılması, varoluşun doğası ve yaşamın anlamı hakkındaki anlayışımız için derin çıkarımlar taşımaktadır. Eğer bilinç gerçekliğin şekillenmesinde temel bir rol oynuyorsa, bu durum insan varoluşunun amacı ve anlamı hakkında sorular sormaktadır. Bilinçli deneyimlerimizin yalnızca maddi süreçlerin bir yan ürünü olmadığını, evrenin dokusunun ayrılmaz bir parçası olduğunu düşünme olasılığını gündeme getirmektedir. Bu bakış açısı, bizi varoluşun daha derin boyutlarını keşfetmeye ve yaşamlarımızda anlam ve amaç aramaya teşvik etmektedir. Sonuç olarak, bilincin kuantum mekaniğini ve evreni etkileyip etkilemediği sorusu derin ve çok yönlü bir sorudur. İnsan zihninin gizemleriyle kuantum dünyasının gizemli davranışı arasında bir köprü kurmaktadır. Çok sayıda teori ve yorum mevcut olsa da bu ilişkinin gerçek doğası anlaşılması zor bir sır olarak kalmaktadır. Araştırmalar ilerledikçe bir gün bu ilgi çekici sorulara daha kesin cevaplar bulabiliriz. O zamana kadar bilinç ve kuantum mekaniğinin keşfi, gerçeklik ve içindeki yerimiz hakkındaki anlayışımızın sınırlarını zorlayarak hayranlık ve merak uyandırmaya devam edecektir. Bu fikirlerin etkileşimi yalnızca bilimsel bilgimizi zenginleştirmekle kalmıyor.
aynı zamanda varoluşun, bilincin ve içinde yaşadığımız evrenin doğası hakkında daha derin felsefi ve varoluşsal içgörüler de sunuyor. Bilinç ve kuantum mekaniğini keşfetme yolculuğunda bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ve daha fazla video için abone ol tuşuna basmayı unutmayın.